Daha önceden dediğim gibi bizler tabii bu konuları anlattık ama çok şey değişti. Gerçekten dünya hızlı gidiyor ve her şey değişiyor. Şartlar değişiyor, teknoloji değişiyor, koşullar değişiyor. Biz de buna ayak uydurarak fidanlarımızı dikmeye çalışıyoruz. Bakın mesela bu bizim badem fidanımız. Mikroseranın içinde kalan kısım çok iyi yeşerdi. Bademde özellikle çok iyi fark ettik. Üst kısım soğuktan zarar gördü. Bambu ile ilgili şunu anlatmaya çalışayım. Bambu gerçekten bir arazide 4 yıl, 5 yıl hiçbir zarar görmeden kalabiliyor. Merhaba değerli takipçilerimiz. Bir Çetin Ceviz adlı programımıza daha hoş geldiniz. En son sizlere fidan dikimi ile ilgili bir video hazırlamıştık. O videonun üzerinden tabii kış geçti. Kışın arazi, yağmur, çamur, hava şartlarından dolayı tabii çok fazla program yapamadık ama şu an artık programlarımızı yapmaya başladık. Sizlere tam sezonunda programlar yaparak taze taze bilgiler vermeye çalışacağız artık. Şimdi bugünkü programımızın biraz neler içereceğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Bugünkü programımızın içeriği fidanın dikilişini göstermiştik size, tepe vurumundan da bahsetmiştik. Ancak kullandığımız malzemelerden tutun da artık geliştirdiğimiz teknikler farklılaştı. Yani bundan 5 yıl önce, 6 yıl önce kullandığımız teknikler farklıydı. Artık şimdi biraz daha farklı. Yeni modern dikim tekniklerinde ceviz fidanları artık nasıl dikiliyor ve nasıl budanıyor? Bunları anlatmaya çalışacağız. Daha önceden dediğim gibi bizler tabii bu konuları anlattık ama çok şey değişti. Gerçekten dünya hızlı gidiyor ve her şey değişiyor. Şartlar değişiyor, teknoloji değişiyor, koşullar değişiyor. Biz de buna ayak uydurarak fidanlarımızı dikmeye çalışıyoruz. Bunların en başında ne geliyor? Bunu anlatayım ben size. Artık biz bahçe kurarken mikroserasız kolay kolay bahçe kurmuyoruz. Size mikroseranın daha önce videolarda ne olduğunu anlatmıştım. Bu mikroseranın ne olduğunu biliyorsunuz ancak arazide fidan dikiliyken görmemiştiniz. Neye yaradığını bilmiyordunuz. Mikrosera kullanıyoruz. Onun yanı sıra bambu, dikim kazığı değil de çıtalar değil de artık bambu kullanıyoruz. Burada çıta kullandığımız fidanlarımız da var. Bunlar kamış, kargı, bunlar bambu, farklı malzemeler. Burada normalde kullandığımız ürünler, çamdan yapmış olduğumuz sivri uçlu dikim kazıkları ama artık bu sene itibariyle yoğun bir şekilde biz bambu da kullanmaya başladık. Bunu anlatacağız. Ve bu dikim teknikleriyle beraber biraz uygulamalarımız da değişti. Bunları da anlatacağız. Ve sizlere taze bilgiler vermeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi dikim tekniklerimiz değişti. Bu teknikler üzerinden yürüyerek gidelim. Artık hem bambu kullanıyoruz, hem mikrosera, hem de bakın burada fidan bağlama ipimizi dahi değiştirdik. Bunlar neye yarıyor? Ne işe yarıyor? Biraz onlardan bahsedelim. Birinci olarak ben mikroseradan başlamak istiyorum. Mikrosera gördüğünüz gibi fidanın 50 santim yüksekliğindeki gövdesini yaklaşık 10 santim çapında kaplayan bir PVC bir malzeme, içerisinde ultraviyole olan bir malzemedir. Bu malzemeyi daha önceki videolarda da üstün körü anlatmıştım ama biraz daha detayına ineceğim. Bunu ayrı bir programda yapmama rağmen bu seneki olayını görün istiyorum biraz. Fidanı özellikle kışın soğuklardan çok ciddi bir şekilde koruyor. Ve şöyle diyebilirim ki buradaki videolarda da göstereceğim. Bakın mesela bu bizim badem fidanımız. Mikroseranın içinde kalan kısım çok iyi yeşerdi. Bademde özellikle çok iyi fark ettik. Üst kısım soğuktan zarar gördü. Ancak cevizde de şöyle bir şey söyleyebilirim. Böyle bir şey olmadı. Ceviz daha patlamadı, yeşermedi. Cevizin içinde kalan kısımları da gayet güzel bir şekilde gidiyor. Dıştakiler de üstte biraz kuruma var tabii elbette. Mesela orada çok ciddi bademde bir farklılık gördük. Bademin özellikle gövdesini tavşan çok yiyor. Yani badem gövdelerindeki tavşan kemirmelerini sona erdirdik. Ve yeşermeler hafif hafif başladı. Bu ayrık zaten. Biliyorsunuz ayrık bir bahçenin en büyük düşmanıdır. İlk başta zaten hemen hemen o çıkar. Diğer otlar daha çıkmaya başlamamış. Biz ot ilacı atarken çok ciddi bir şekilde fidanımızı ot ilacından da kurtarmış olacağız. Fidanımıza değmeyecek attığımız zaman. Böylelikle gördüğünüz gibi bu yükseklikte herhangi bir zarar görmeyecek bizim ot ilacı yaptığımızda fidanımız. Herhangi bir dış zarardan da örnek veriyorum, çapalamak isteyenler çapayla da istese yaralayamayacak bu yükseklikten. Ve en büyük faydalarının bundan olduğunu
söyleyeceğim ben size. Çok değindim. Biraz hızlı gitmek istiyorum. Çünkü bugünkü asıl meselemiz bu, ama ona değineceğim. Bambu kullanmaya başladık. Şimdi bu bambuyu neden kullanıyoruz arkadaşlar? Zaten bambuyla ilgili çok fazla program yaptık biz. Bambuyla ilgili şunu anlatmaya çalışayım. Bambu gerçekten bir arazide 4 yıl, 5 yıl hiçbir zarar görmeden kalabiliyor. Biz bunları Çin'den ithal olarak getiriyoruz. Hem dispiritörlüğünü yapıyoruz, hem kendi bahçemizde kullanıyoruz. Ve bir bahçede, samimi söylüyorum, 4 yıl boyunca, 5 yıl boyunca bir dikim kazığını başka türlü kullanamazsınız. Biz bunları çok rahat kullanabiliyoruz fidanın ihtiyacı olduğu döneme kadar. Çıtalar yani şimdiden yağmur güneş yıpranmaya başladı. Sezonu zor çıkarıyor ve fidan bağlama ipinde biraz değişiklikler yaptık. Artık bu elastikli fidan bağlama iplerini kullanıyoruz ve bu tekniklere göre, yeni tekniklere göre de fidan tepe vurumundaki bazı olaylarımız da değişti. Tabii bu teknikleri kullananlar için geçerli. Yani ben mikrosera kullanmıyorum, bambu kullanmıyorum diyenler için de burada fidan diktik. Maliyetli bulanlar için. Onun üzerinden de bir anlatım yapacağız. Ancak fidanın sağlığında çok ciddi farklılıklar yaratıyor. Şimdi gelelim konuya. Biz bugün mikrosera kullandıktan sonra, artık biz mikrosera kullanınca normalde tepe vurumunu biz şöyle, bu şu iplerin en büyük avantajı, bunlar da çok rahat arazide 4 yıl gidebiliyor ve çok rahat sökülüp çok rahat bağlanabiliyor. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Şöyle bir şey göstereceğim ben size. Gördüğünüz gibi şu hizada şu anda benim fidanım. Mikroserayı çıkardığımda normalde biz nasıl yapıyorduk tepe budamasını? Göz sayıyorduk. Birinci göz, İkinci göz, üçüncü göz. Üçüncü gözün arkasından vuruyorduk hemen böyle çapraz bir şekilde. Normalde kullanmadığımızda, mikrosera kullanmadığımızda. Ancak mikrosera kullanıyor isek bu sefer kurallar değişiyor tepe vurumunda. Neler değişti? Ben hemen anlatayım size. Hemen hemen mikroseram şuraya geliyordu. Şöyle göstereyim. Mikroseranın üzerinden üç göz ya da dört gözü sayıp kesiyoruz bu sefer. Çünkü yani buradan çıkan gözlerin mikroseranın üzerinden çıkması lazım. İçinden çıkmasını istemiyoruz. Şu gözlerin patlamasını istemiyoruz. Çünkü mikroseranın içinden çıktığı zaman şu tabii çok ciddi zarar vermez, ama istiyoruz ki göz yönetimini çok düzgün yapalım şuralardan bıraktığımızda. Şuradan bıraktıklarımızda göz yönetimini çok düzgün yapamayız. Bundan dolayı mikroserayı kullanıyorsak artık biz tepe vurumumuzu üçüncü gözden yapıyoruz. Mikroseradan sonraki üçüncü ya da dördüncü gözden. Bu değişti bizim tekniklerimizde. Bunu anlatmak istedim size ve çok fazla faydasını göreceğiz biz. Burada birkaç video daha çekeceğiz yazın. Sizler de o zaman göreceksiniz. Ben ortalama şu yükseklikten keseceğim ve bırakacağım fidanımı. Yeni dikilen ceviz fidanlarımızda artık uygulamalarımız bunlar. Ne yapıyorduk? Sakın unutmayın. Göz bu mu? Bunu mu bırakmaya karar verdik? Bakın, bunu bırakmıyorum. Neden? Bu çıktığı zaman gördüğünüz gibi, yani dikkat etmeniz gereken noktaların başında çıkınca kamışa gelmemesi lazım. Serbest göz olsun diye bunu seçtim. Bu normalde üçüncü göz değil, dördüncü göz. Üçüncü göz buraya geliyor diye istemiyorum. Buraya çıkan gözleri bırakma taraftarı değilim. Çıktığı zaman, uzadığı zaman bu tarafa, serbest yöne çıksın istiyorum. Ve aynı zamanda hakim rüzgar buradan geliyor bize. Hakim rüzgarın karşısına vermeniz her zaman lideri iyidir. Çünkü buradan çıkarsa, hakim rüzgar da buradan gelirse çok şiddetli. Bakın, bunu da söylüyorum. Aşırı rüzgarın olduğu yerlerde geçerli bu. Aşırı rüzgarın olduğu yerlerde bu söylediğim geçerli. Yani böyle araziniz çok rüzgarlı değilse hakim rüzgar yönü o kadar sizi etkilemez. Aşırı rüzgarlı yerlerde, tekrar söylüyorum, gözü rüzgarın tam karşısına vermeniz lazım. Göz bu tarafı çıkar, rüzgar da böyle gelirse gözü kırma ihtimali çok yüksek. Tekrar söylüyorum, aşırı rüzgarlı yerlerde. Yeriniz çok rüzgarlı değilse istediğiniz yöne bırakabilirsiniz. Sadece göz çıkarken, gözü serbest olarak bıraktığınızda, mesela ne dedik, şu gözü bırakmak istemiyoruz çünkü çıkarken kamışa değiyor. Bu göz benim hoşuma gitti. Yani illa üçüncü gözü olacak diye bir şey yok. İki de olabilir, beş de olabilir, dört de olabilir. Şu gözün serbestliği çok hoşuma gitti. Şu gözün arkasına çapraz götürüyorduk ve çapraz bir şekilde kesiyorduk. Şimdi kesimi yaptıktan sonra birkaç noktaya değinmek istiyorum. Bu önemli noktalar, artık bahçe kurmak isteyen herkesin bilmesi gereken bir şeyler. Her zaman fidanların ucu kuru çıkar, bakın. Bakın, bu kadar canlı bir uç değil. Şuradan göstereyim hatta.
Tabii ki el ucu bu kadar canlı olarak bekleyemezsiniz. Yeni dikiliyor sonuçta bir fidan. Kestiğiniz yerdeki canlılıkla arasındaki farkı görürsünüz. Bazen şeyi duyuyorum. Ya hocam ortası kahverengi çıktı, fidanların bir problemi var, boşluklu mu var? Ya cevizin genetik özelliği bu. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum insanlara bazen. Bizim diktiğimiz fidanlarda da gözlemlediğimiz şeyler bunlar. Gayet doğal şeyler. Bir diğeri de arkadaşlar bakın. Yani kesiyoruz. Canlılık o kadar böyle nasıl söyleyeyim ele ayağa gelir gibi olmasa da burada gayet iyi bir şekilde var. Bir diğeri de kestiğinizde yeşil çıkıyorsa bu fidan tutmuştur. Bunu da anlatmaya çok çalışıyorum. Ya işte biz fidanı diktik. Fidanlar işte Haziran ayında, Temmuz ayında, Ağustos ayında kurudu. Ya fidanı bakın ben çok büyük fidan dikmiyorum fark ettiyseniz. Bu fidanı dikerken de söyledim videolarımda. Ben hiçbir zaman fidana güvenmem, boylu poslu fidan dikmem. Ben kendime güvenirim, tekniğime güvenirim, o araziye vereceğim emeğe güvenirim. Bundan dolayı fidancılara çok fazla yüklenmeler yapıyor. Tabii yanlış davranan fidancılar yok mu? Var. Ama şöyle söyleyeyim. Siz kestiniz, fidanınız yeşil ise o fidancının size karşı sorumluluğu bitmiştir. Bu fidan tutmuştur. Açmıştır, siz suya bakamamışsınızdır, kurumamıştır ya da dikim tekniğini yanlış yapmışsınızdır. Bazen onu da görüyorum ben. Biz fidanı göndermişiz bir çiftçiye. Adam atmış deposunda bir ay boyunca fidana doğru düzgün kökünü sulamamış, bir şey yapmamış, gömüyü almamış. Dikmiş fidanı, sonra fidan kurudu. Bu fidancının suçu oluyor. Bakın burada ne fidancıyı tutmak istiyorum ne çiftçiyi tutmak istiyorum. Gerçekleri tutmak istiyorum. Burada net bir şekilde söyleyeyim. Her iki tarafında çok bu işte alçak gönüllü, samimi davranması gerekiyor. Fidanı iyi verecek, alan adam da iyi dikecek, sorun çıkmayacak. Bundan dolayı ben şu dönemden sonra hele bunu görüyorsam fidancının sorumluluğu gerçekten bitmiştir diyorum. Artık bu saatten sonra bakıcıya kalıyor iş. Oraya o fidana bakan o çiftçi o ağacı bir şekilde bir noktaya getirecek. Şimdi gözün arkasına neden çapraz kesiyorduk bunu anlatayım ben. Bunu bazen bilgileri tazelemek gerekiyor. Buradan bazen su akar. Su akıp gittiğinde gözün üzerine gelmesin diye. Gözün üzerine gelirse eğer bu gözün üzerinde sıkıntılar yaratabilir. Ve şöyle bir şey anlatmayı istiyorum size. Ben fark ettiyseniz kestim. Şöyle bir kısmı aldım. Çok yukarıdan kesmedim. Yani olabildiğince göze de yakın olmaya çalıştım. Çünkü bu tırnak boşluğunu şu göz bakın şu sezon içerisinde şu göz şöyle büyüyecek. Büyüyecek ve bizim amacımız 2 metrelere getirmek. Ve bu boylara getirmek istiyorsak da bizim şu gözü çok iyi beslememiz, büyütmemiz lazım. Yani şu pirinç tanesi kadar gördüğünüz göz büyüyecek, gelecek 2 metreleri bulacak. Yani ondan dolayı tekniklerinizi çok iyi bilmeniz lazım. Ben kesimimi yaptım. Kesimimi yaptıktan sonra şuna da değinmek istiyorum. Bakın bu çok önemli bir nokta. Tepe budaması yapıyoruz. Bazen çiftçilerle tartışıyorum. Aman aman martı geçmemesi lazım. Ya bakın arkadaşlar yeni dikilen fidanlarda bu fidan Aralık dikimi bir fidan tamam mı? Aralık ayında dikmemize rağmen şimdi budamasını yapıyoruz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Aralık ayında dikilen bir fidanı Nisan'ın sonuna, Mayıs'ın ilk haftasına kadar dikebilirsiniz. Neden? Şunu anlatayım hemen. Arkadaşlar tamam Mart'ta biz budamaları genelde yapıyoruz ama fidanların tepe vurumlarını ben bu bölgelerde Mart ayında öneriyorum. İç Anadolu'da, karasal iklimlerde Mart ayında budama yapmayın. Burada bir uygulama yapacağım. Biraz gördüğünüz gibi hizası zaten belli. Ben şunun altındaki gözü bir düşüreceğim. Bu tarihte budama yapmanın şöyle bir avantajı da var. Gözler kabarmış olduğu için gözlere su yürümüş oluyor. Bu gözleri temizliyoruz. Seranın içerisinde çünkü göz büyütmek istemiyoruz. Şunları temizledikten sonra şu gözleri büyüteceğimiz için bakın şunları alıyorum. Artık şurada da var ufak birkaç tane göz. Hepsini temizledim. Şunları büyüteceğiz. Bunların içerisinden de lider seçeceğiz. O yüzden büyüteceğiz. Şu işlemleri yaparım. Bir, su tut sürerim. İki, fidan olduğu gibi su bazlı tavan boyasıyla boyarım. Bunları neden yaptığımızı biliyorsunuz. Buradaki yara dokusundan herhangi bir enfeksiyon kapmasın, herhangi bir soğuk kapmasın. Bunun için yapıyoruz. Bu gövde boyunmasını da özellikle neden yaptığımı tekrar söylüyorum. Ben mikrosera kullansam dahi yapılmasının taraftarıyım. Mikrosera içerisinde sıcaklığın stresini de önlemiş oluyor zaten. Bir onun avantajı oluyor. Bir diğeri de bu açılan yara dokularından
sıyırdığımız zaman hastalık girişini engellemiş oluyoruz. O yüzden fidanın gövdesinin boyanması benim için bir o kadar önemlidir. Mikro sera kullansanız dahi göz temizliği yaptığınız için. Bakın şu olacak. Biz serayı koyduğumuz zaman biz boyunlu gözleri kırdık. Düğme gözler de patlayabilir. Muhakkak düğme gözler de patlayacaktır. Ama düğme gözleri yine Haziran gibi serayı bir kere çıkarıp temizlemeniz yeterli olacaktır. Şimdi gelelim su tut sürme işlemine ve aynı zamanda su tut sürme işlemi bittikten sonra da su bazlı tavan boyasıyla boyamaya onları anlatalım. Ben kestiğim çubuklardan güzel bir su tut kalemi yapıyorum. Yani su tut boyamak için. Bakın fidanların gözleri gayet sağlıklı. Üstteki gözleri de. Şurada kestiğim zaman görüyorum. Çok ciddi soğuk inmemiş. Fidan çok hareketleniyor. Bir de şunu göreceksiniz zaten. Siz bunu kestikten sonra şu kadar göze güç yetiremeyen fidan. Şu kadar göze. Şu kadar gözü çok rahat besleyeceği için artık bu saatten sonra buradaki patlamasını da hızlı yapacaktır ve hızlı gidecektir. Göz patlaması da hızlanacaktır bu saatten sonra. Şunların hiçbirini beslemeyle uğraşmayacaktır. Hepsine çekebildiği kadar suyu gözlere göndermeye çalışmış. Gördüğünüz gibi artık böyle bir derdi kalmayacak. Ve ben hemen kestiğim, bu biraz dar açılı, biraz daha geniş açılı açıyorum su tut sürerken. Biraz daha geniş oldu. Şöyle kesiyorum. Su tutumu sürüyorum önce. Bakın bunu tekrar söylemek istiyorum. Su bazlı tavan boyasıyla su tut aynı şey değildir. Tekrardan göstereyim. Su tutu tepesine neden sürüyoruz? Su bazlı yani su tutla gövde boyamaya çalışmayın. Ben şunu söyleyeyim. Su tutla gövde boyarsanız çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Su tut çok sert bir malzemedir. Yani şunu sürdüğünüz zaman bakın biraz donma bile yapmış kendi içerisinde. Hatta şunu biraz karıştıracağım diğer çubukla. Kıvamını tam alsın. Su tuta da herhangi bir ilave yapmıyorsunuz. Su tut olduğu gibi sürüyorsunuz. Biraz alt üst yapıyorum. Dibine çökmüş olabilir. Tamam. Şimdi su tutumu alıyorum. Bakın tekrar size kapak resminde, şuradaki resimde gösterdiğim gibi su tutla su bazlı tavan boyası aynı şey değildir. Şurada boşluk kalmayacak bir şekilde sürüyorum. Birincisi buradaki amaç yara dokusunu kapatmak. Bir diğeri de buradan soğuk almasını engellemek. Tamam, bu kadar yani su tut sürme işlemimiz. Ama su bazlı tavan boyası kolay donan bir malzeme değildir. Ve aynı zamanda kolay donmasını geçtim. Bir diğeri de bu kadar çok uzun süre fidanın üzerinde kalan bir malzeme de değildir. Ben bunu bununla sürdükten sonra su bazlı tavan boyasını fırçayla sürüyorum fidana. Bırak bırak. Şimdi su bazlı tavan boyası ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Bu bizim devamlı kullandığımız, çubuğu verir misin? Devamlı kullandığımız bir malzeme. Bunun içerisinde biz su kattığımız için tekrar su katmayı söylemiyorum. Ben 1/4 oranında su bazlı tavan boyasına su katıyorum. Bakın bu oran önemli. Diğer türlü sürmesi çok zorlaşıyor. 1/4 oranında sürün ki çok daha rahat hem boyayı yedirirsiniz hem de su bazlı tavan boyasını daha tasarruflu kullanmış olursunuz. Daha da mantıklı kullanmış olursunuz. Su bazlı tavan boyasının yani göz, yani ben şuraları da boyayacağım. Şu an tutmak için boyamıyorum arkasını. Göz patlatabiliyorsunuz yani. Ama buraya su tut sürerseniz şu gözler patlamaz. Su tut gözü bile tutuyor. Oradan yola çıkın yani. Patlayan gözü de tutar su tut. Patlamasına izin vermez. Şuradaki göz temizliğini yaptığım için ve fidanın yazın sıcak streslerinden, bilumum haşerelerden, soğuklardan, daha doğrusu sıcak soğuk farkından korunmasını sağlamak için boyamanızda her zaman fayda vardır. Mikro sera kullansanız dahi. Dediğim gibi su bazlı tavan boyası gözü tutmaz. Ama su tut gözü de tutar. Buradaki işlemi anlattım ben. Dediğim gibi artık böyle şimdi kuruduktan sonra serayı da takacağız. Bakın şurada yaptık zaten. Şurada kurumuş örneği de var.
Gördüğünüz gibi daha önceden kesilmiş bu. Kesildikten sonra, boyandıktan sonra bu şekilde kalacak. O yüzden diğer konuları onun üzerinden anlatıyorum. Evet, ben şimdi fidanımı boyadım. Yanına serasını da kurdum. Yaklaşık bir saat sonra kuruyacaktır, takacağım. Ve hemen şuradaki görmüş olduğunuz şu manzarayı alacak. Bu fidanın tepe vurumunu daha önceden yaptık biz. Boyadık ve bu şekilde kalıyor. Bakın, gözler şişmeye başladı. Yani su bazlı tavan boyası fidanımızı çok zorlamayacak. Rahat bir şekilde açacak. Şu gözleri rahat bir şekilde patlatacağız. Ve fidanımızdaki şu gözlerin temizliği çok çok az kalacak. Bunları da bitirdikten sonra bizim büyütmemiz gereken gözlerimiz gördüğünüz gibi şunlar olacak. Bunlara odaklanacağız. Artık tepe vurumlarını böyle yapıyoruz. Bu fidanlar patladıktan sonra da sizlere anlatacağız buradaki videolarımızı. Gördüğünüz gibi şu gözü bıraktık burada da. Burada da göz vardı ancak istemedik onu. Şuradan büyüteceğiz bunu da, böyle ilerleteceğiz. Ceviz fidanında tepe vurumunu artık bu tekniklerle yapıyoruz. Fidanımızda sürgün gelişimini hızlandıran teknikler bunlar diyelim daha doğrusu. Gördüğünüz gibi bu fidanımızı daha önceden kestik, boyadık. Yani bunu biz dediğim Nisan'ın 20'si 22'sinde budadık. Bunu daha önceden budadık. Mart'ın 10'u gibi budadık. Tabii bu bölgelerde risk olmuyor. Bu riski minimize edebilmek için karasal iklimlerde önerdiğimiz tavsiyeler onlar. Burada hiçbir problem olmadan Mart'ta da budadığımızda bir sorun yaşamıyoruz. Şimdi başka bir şey anlatacağım burada. Neden sütutla kesim sürümüne önem veriyoruz? Bu fidan gördüğünüz gibi ne kadar boyalı da gözükse, şuradan çok hafif bir kesim yapacağım. İçinin canlılığını tekrardan görebiliyorsunuz. Buraya tekrar sütut süreceğim ben. Bu sütutu bu içerisine üzerine su bazlı tavan boyasını süreli bayağı oldu. Bakın, sütut bırakan bir malzeme değil şu yarayı. Ve şu yarayı bırakan bir malzeme olmadığı için, yani parçalanarak çıkarabilirsiniz ancak gördüğünüz gibi. Ve üzerinde çok hafif bir siyahlık vardır. Bu siyahlılığın fidanın içine, ileriye gitmesini engelliyor şu zararın. Çünkü keser kesmez ister istemez bir siyahlık olur. Buradan biraz su akışına da izin verirsiniz. Bu su akışı cevizin üstünü siyahlaştırır. Tırnağını siyahlaştırır ve çürütür içerisini. Bu su akışı cevizin fidanının kökünden geliyoruz. Yani cevizin Latincesi neydi? Jumulans regia. Aslında o regia dediğimiz şey bu fidanın kökünden gelen o acı su. Acı suya regia denir ve bu acı suyu şöyle tarif edeyim ben size. Bu cevizin yeşil kabuğunda bir acımsılık vardır. Yanlışlıkla yediyseniz normal yeşil kabuğunda. O acılığın aynısı şuralarda da vardır. Bu fidanın kökünde de vardır. Regia özelliği bundan cevize denir yani. O kestiğiniz zaman, sürmediğinizde çok fazla ağlama yaparsa fidanın buralarını siyahlaştırıyor. Ve tekrardan dediğim gibi bunu engellemek için de yapıyoruz bunu. Fidanın tepesinden zorla çıkartırsınız. Gördüğünüz gibi çok sağlam bir malzemedir. Ama su bazlı tavan boyası bu kadar sağlam bir malzeme değildir. O kimyasal özelliklerinden kaynaklanan bir özellik tabii ki. Su bazlı tavan boyası, gördüğünüz gibi bakın, tırnağa vurdum, tırnakla dahi kalkıyor. Çok rahat kalkan bir malzeme. Bunun da avantajı şu oluyor. Fidanı gözleri rahat patlıyor. Belki su tuttan patlatamaz şu gözü ama su bazlı tavan boyasından çok rahat bir şekilde patlatır. Bunun en büyük avantajı ne oluyor? Güneş yanıklığından, gece gündüz sıcaklık farkından çok rahat bir şekilde koruyorsunuz fidanı. Bundan dolayı katli suretle öneririm fidanı böyle bırakmak. Biz buraya tekrardan su tut süreceğiz ve kapatacağız. Sadece size bir örnek olsun diye gösterdim. Tekrardan kapatacağım. Çok hafif bir tırnak kestim çünkü. Ben sütutu bilerek de fırçayla sürmüyorum. Bazen fırçalar karışsın da istemiyorum su bazlı tavan boyasıyla sütutun. Ve bir de gördüğünüz gibi aslında çok rahat da sürülüyor çubukla. Şöyle sürdüm ve bıraktım. Ve çok hızlı da donar. Yani sütutun donması, şöyle söyleyeyim size, 2-3 dakika sürerken su bazlı tavan boyasının bazen donması 2 saati 3 saati buluyor. O bile kimyasal özelliklerinin ne kadar farklı olduğunu anlatıyor. Ve
Tekrar dediğim gibi biz yaptığımız çalışmalarda artık dikimlerimizi yaparken fidanımızı böyle bırakmak istiyoruz tepe budaması döneminde. Çok rahat, stressiz bir şekilde fidan büyümeye çalışıyor. Alt gözleri temizleyince şu gözleri büyüteceğiz. Büyük ihtimal bir 15 gün sonra buranın sulama sistemini de çekmiş olacağız. Burası ufak bir deneme parselimiz bizim. Burada da bambu kullandık. Ama bakın şurada mesela arkadaşım açıdan gösteriyordur. Kamış kullandık biz. Bu kamışlar çok sağlam malzemeler değil. Bunları bademde neden kullanıyoruz onu söyleyeyim ben size. Badem çok fazla taşıyıcı sistem istemez. 2 yaşına kadar ister. Ama ceviz bazen 4 yaşına kadar istiyor. Ve bu 2 sene işimizi gördüğü için kargo kullanıyoruz biz. Ama cevizde tekrar söylüyorum. Bizim taşıyıcı sisteme 4 yıl ihtiyacımız oluyor. Bakın burada mesela badem için şey de çaktık, ceviz için de çaktık aynı şekilde çıta. Bu çıtaların sezonun sonunu görmesini umut ediyoruz. Nereden kaybediyor? Bakın bu çam çıtalarının en büyük dezavantajı şu oynattığım tam toprağa temas ettiği yerde suyu yedikçe şişiyor, çürüyor ve bir yerden sonra en ufak rüzgarda çat diye kırılıyor. Yani bundan dolayı size her zaman önerimdir. Yani hem kendisi deforme oluyor hem de aynı zamanda su yediği yerden sulamaya başladığımız dönemde sezonun sonuna doğru kırılacak. Ancak şu malzemelerinin dibinin çürümesi ve kırılması bambuda mümkün değil. Kamışta da 2 yıl. Ya bu bizim ülkemizde çok fazla bulunan bir malzeme. Bu dere kenarlarında, bataklıklarda çok fazla bulunan bir malzeme. Ancak bambu bizim ülkemizde yetişen bir bitki değil. Bu tamam yakın ülkelerde yetişiyor ama şöyle bir olayı var bambunun. Bambuda bu bambuyu tarlada doğradığınız zaman, tarlada doğrama işiniz bittiğinde bunu fırınlamanız lazım. Eğer fırınlanmamışsa şu bambu yine çok fazla randıman vermiyor. İçerisindeki su alınıyor ve mukavemeti artıyor bu bambu fırınlandıktan sonra. Böylelikle arazinizde 4 yıl, ya ben şunu dahi yaptım bambuda. Bir arazide 3 yıl kullandım, 4. yıla gerek kalmadı. Yani istediğimiz fizyolojik yaşla biyolojik yaş birbirini tamamladı. Ne yaptık? O bahçeden aldık. Geldik başka bahçede 3 yıl daha kullandık. Bambu gerçekten ömrü çok uzun olan bir malzeme. Farklı çaplarda, farklı ebatlarda olmasına rağmen biz genelde 26 milim 3.90 3 metre boyunda olan bambuları kullanıyoruz. 2.40'lıkları daha da ekonomik oluyor. Ancak şu an fidanın bu boyuna bakarak karar vermeyin. Bir sene sonra, 2 sene sonra bu fidan gerçekten bu bambudan çok büyük destek alacak büyüdüğünde. Hele rüzgarlıysa yeriniz. Ya bulunduğunuz koşullar, bazen ben şunun problemini çok yaşıyorum. Hocam hadi bana bir arazi var şu, düşündüğüm. Bir bahçe yatırım maliyetine çıkar, bir yatırım yapalım. Ya bu çok saçma bir soru geliyor. Yani böyle insanların yüzüne karşı söyleyemiyorum bazen böyle karşılıklı otururken ama buradan söylemek istiyorum. Senin arazin belli değilse, toprak tipin belli değilse, su potansiyelin belli değilse, hakim rüzgarının şiddeti ve yönü belli değilse sen çok sağlıklı bir proje çizemezsin. Yani bu gibi planları yapmak çok mantıklı değil. Yani tutup da olmayan çocuğa don biçmek gibi bir şey açıkçası. Sizin araziniz, toprak tipiniz, iklim özellikleriniz o kadar çok belirliyor ki bu gibi durumları. Yani kullanacağınız hereke kadar fark ettiriyor. Bu yüzden ben her zaman söylüyorum. Biz ticaret yapıyoruz, tarım şirketiyiz. Ticaretin mantığı nedir? Alırken kazanmak. Ve ben şunu da söylüyorum. Bir bahçeyi kurarken ilk ne zaman kazanmaya başlarsınız biliyor musunuz? Doğru araziyi alırken zaten siz kazanmaya başlıyorsunuz. Doğru yatırım yaparsınız çünkü. Ve ben bahçe işlerinde her zaman şunu söylerim. 3 tane çiftçi varmış. Bakın şu benim teorimi lütfen unutmayın. 3 çiftçi var. 3 çiftçinin önünde de eşit koşullarda bahçe var. Bu 3 çiftçinin birincisi o bahçeye, yani ben plan çıkarıyorum, örnek veriyorum, diyorum ki bu bahçenin kurulması için 100.000 TL yatırım maliyeti ve yıllık bakım giderleri ilk 5 yıl çıkıyor. Bu çiftçi, birinci çiftçi
biraz uyanıklık yapıyor. İşte benim ya da bir uzmanın önerisinden bambudan çalıyor, mikroseradan çalıyor, fidandan çalıyor, gübreden çalıyor. 100 bin değil de ben bunu 60 bin liraya halledeyim diyor. Birinci çiftçi bu. İkinci çiftçi ben bunu 100 bin liraya yaparım diyor, yapıyor. Üçüncü çiftçi ise yok arkadaş, ben örnek veriyorum, bambuyu 26'lık değil de 32'lik kullanacağım. Ya da işte fidanı biraz daha iyi kullanacağım, iyi fidan olsun. Daha çok taban gübresi atacağım. Ya da sistemleri daha iyi geliştireceğim. 100 bin liralık yatırımı 100 bin TL'lik değil de 130 bin TL'lik yapıyor. Örnek veriyorum, çeşitli yollardan daha farklı düşünerek. Benim gözümde bu çiftçiler içerisinde birinci çiftçi her ne kadar 40 TL kar etmiş gibi gözükse de aslında o 60 bin TL zarar etti. Bakın bu tarım işleri gerçekten böyle. O 60 bin TL'sinden de bir fayda göremez yatırım yaparken. 100 bin TL'lik yatırım yapan gerçekten kafa kafaya yapmıştır ama o 130 bin TL'lik yatırım yapan ya da 140 bin TL'lik yatırım yapan çiftçi 40 bin TL zarar etmez. Tarım işlerinde bu böyledir. Aslında daha da karlı bir iş yapmıştır. Geleceğe yatırım yapmıştır. Uzun vadede daha mantıklı bir yatırım yapmıştır. Böyle düşünerek bahçe kurarsanız başarılı bahçe sahibi oluruz. Vallahi biz de ceviz yeriz. Yani kendi memleketimizin cevizini yeriz. Ben her zaman söylüyorum, işim bizim ceviz. Bizim işimiz ceviz şirket olarak. Ceviz fidanı, normal ceviz meyve ticareti, cevizin meyvesiyle ilgili ticaret de, ceviz makinesi, ceviz gübresi, cevizle ilgili her şey. Ama ceviz dışında hiçbir şey diyoruz bunu. Şunu da söylemek istiyorum. Cevizin bu kadar içindeyken ceviz ticaretiyle ilgili bir şey söyleyeyim ben size. 2021 Mart itibariyle ülkemize artık Çin cevizi de girmeye başladı. Ve şöyle bir endişe olmaya başladı insanlarda. Ben de ceviz ticareti yapıyorum. Açık konuşayım, ben de Çin'den ceviz getiriyorum. Biz de satıyoruz ama mutlu değiliz. Neden mutlu değiliz? Çünkü bizim ülkemizin cevizinin kalitesini yakalayamıyoruz. Yani ben Çin'den Türkiye'ye gelen cevizler hakkında, çeşitler hakkında biraz bilgi vereyim. Bunu da ilk defa bir ceviz programından, bir ceviz uzmanından duyun. 2020 Mart itibariyle getirdik. Bu saatten sonra da biraz araştırma yapılır. Bazı insanlar da artık biliyormuş gibi yorum yapar ama benden duyun. Sensen, Yovuba, Şınar, bu en çok gelen çeşitler şu anda Çin'den. Ve bu çeşitler Çin'in yerli çeşitleri. Bu çeşitler maalesef görüntüsü iyi olmasına rağmen bizim ülkemizdeki kaliteyi ve görüntüyü yakalayamıyor. Biz pahalı olduğu için yurt dışından, Amerika'dan ceviz getiremediğimiz için şu an Çin'den getiriyoruz. Dolar şu an bugün tarih itibariyle 8.28'lerde, bakın değerli izleyiciler. Yani şu an artık düşünün, 3 dolardan Amerika'dan ceviz getirmeye kalksak piyasa ne halde olur? %43,2 gümrük vergisinde koyarak düşünün. Bu yüzden biz o kaliteyi bırakıyoruz, Çin'den getiriyoruz. Ve tüccar olarak, bir ceviz ticareti yapan biri olarak size şunu söyleyeyim. Ülkemizde ceviz olsa, kendi ülkemizde ceviz olsa, samimi söylüyorum, yurt dışına hiç kimse gitmez. Yani şu an orası ekiyor, burası ekiyor ama gümrük vergileri çok yüksek değerli takipçilerimiz. Bu hiç değişmeyecek bir olay da, değişmeyecek. Ve bundan dolayı da maalesef ve maalesef iç piyasadaki üretimimizi arttıramadığımız sürece dışarıdan almak zorunda kalacağız ve daha düşük kalitede cevizler çekeceğiz. Belki bir yerden sonra Çin'deki, ya ben bu sene şunu gördüm, artık biz Moldova'dan, Ukrayna'dan da ceviz alamıyoruz, oranın cevizi bile bize lüks, pahalı geliyor. Diyeceksiniz ki ya o zaman bizim çentlerimiz nasıl satılacak, yani bu cevizler çok lüks geliyorsa bizim kendi orijinal çentlerimiz çok lüks değil mi zaten? Bizim kendi cevizimiz de yurt dışından getirdiğimiz ceviz de aynı paraya denk gelecek. Ondan dolayı biz kendi üretimimize yönelelim. Ben istiyorum yatırımlar doğru yapılsın. Artık etrafta satılık ceviz bahçesi ilanları görmekten bıktım. Ben bazen firmamızda çalışan ziraat mühendisleri arkadaşlara da söylüyorum. Ya arkadaşlar, artık cenaze kaldırma işini bırakalım. Bakın bunu samimi söylüyorum. Neden? Gidiyoruz, bahçe kurmuş, başarısız olmuş, gelin yardım edin. Gidiyoruz, bahçe kurmuş, başarısız olmuş, yardım edin. Vallahi kendimi böyle cenaze kaldırma ekibi gibi hissediyorum şu ceviz işlerinde. Yani hakkını vererek yatırımlar yaparsak ilanlarda da o kadar satılık ceviz bahçeleri olmaz. Ve bu mahsuller de artık bizim ülkemizde çıkar. Biz de kendi ülkemizin malını satarız diye umut ediyoruz.
Bundan dolayı da dediğim gibi ya çok fazla ceviz fidanı ekiliyor, çok fazla ceviz fidanı dikiliyor. Ne olacak bu cevizin sonu gibi sorularla da gelmeyin. Biz ceviz fidanı dikmeyi başarıyoruz, mahsul toplamayı başaramıyoruz. Ama hissediyorum artık değişen bir algımız var tarıma. Bunda tarım kanallarının etkisi çok fazla. Yani ben Çiftçi TV'de 6 yıldır toplam tarım medya sektöründe 7,5 yıldır bir fil program yapıyorum. Yani yaşım çok fazla yok ama çok erken girdim bu sektöre. İlk girdiğim ceviz bahçelerinde, ilk sektöre girdiğimde gördüğüm ceviz bahçelerinden şu anki ceviz bahçelerine baktığımda çok ciddi farklılıklar var. Artık hiç yoktan bana hocam hangi çeşidi dikelim diye çok fazla soru sorulmuyor. Yani ben artık ağız dolusu yıllar geçmesine rağmen şunu söylemek istiyorum. Ben bunu 6-7 yıl önce deyince canlı yayınlara bağladım. Ben canlı yayın yaptığımda beni eleştirenler bile oluyordu. Artık bana böyle kaldı mı bakın piyasada Altay cevizi, yok Bosfor cevizi kaldı mı? Yani böyle saçma ceviz çeşitleriyle gelmiyorsunuz artık. Yani bazı şeylerin değiştiğini görebiliyorum. Ama maalesef bizim ülkemizde insanlar bilgiye değil kişilere çok inandığı için bu ceviz çeşitleri ülkemizde çok dikildi. Şu an ben size söyleyeyim. Samimi söylüyorum. Kargo geldi, sen kargoyla ilgilen. Samimi bir şey söylüyorum. Bizim ülkemizde bu ceviz işleriyle uğraşıp da budama yapıp para kazanmak isteyen köylü arkadaşlarımız varsa aşıcı olsun. Vallahi aşıcı olsun. Neden aşıcı olsun? Tutan fidanlarında yarısı çeşit değiştirilecek. Ya yanlış çeşit dikiminden ya da yarısı, samimi bir şekilde söylüyorum, çıkan ismine doğru olmayan çeşitlerden çok çeşit değişimi yapılacak. Çünkü adam bakmış 5-6 yıl geçmiş. Kökü tutmuş, bari üstünü değiştireyim diyecek yanlış çeşit ektiysek de. Çok ciddi aşı talebi olacak. Bunu samimi söylüyorum. Ve bundan dolayı bizim biraz yol almamız çok 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 zorlanacak ceviz yetiştiriciliğinde. Ben istiyorum ki bu yollar artık hızlı alalım. Vallahi 7,5 yıl oldu. Ha hoş, ben samimi söylüyorum. Benim yüzüm 7,5 yılda şunu gördü. 7,5 yılda ülkemizde şu an 5000 ton, 6000 ton çentner üretimi var. Biz bu çentner üretimimizi bir 7,5 yıl sonra ya da 10 yıl sonra en fazla bir 15.000 tonlara daha çıkarabiliriz, 20.000 tonlara. Ama gönül ister ki 50 yıl içerisinde artık 100.000 tonlara gelelim. Ve size son, hani ceviz ticaretiyle ilgili çok konuştuk. Ben ceviz ticaretini normalde çok fazla anlatmam. Bu tarafım çok fazla bilinsin istemem. Çünkü bu işi ceviz fidanı ticareti veya ceviz meyvesi ticareti için yaptığımı hiç kimse hissetsin istemedim. Ama 7,5 yıl oldu artık. Beni herkes tanıyan tanıdı. Rahatlıkla konuşabilirim. Herkes ne iş yaptığımızı biliyor artık ekranda. Biz bundan 8-9 yıl önce ceviz ticareti yapan abilerimizin yanına gidiyorduk. Biz de ceviz ticareti yapıyorduk. Sadece şu an Ramazan ayındayız. Ramazan aylarında çok ciddi bir satışımız olurdu. Artık 2021 itibariyle 12 ay boyunca çok ciddi ceviz fidanı satışı yapıyoruz. Pardon, ceviz meyvesi satışı yapıyoruz. Tüketimimiz cevize karşı çok ciddi arttı. Hani yerinde duran bir talebin üzerine dikim yapmıyoruz biz. Artan bir tüketimin üzerine dikim yaparak ilerliyoruz. Yani biz ceviz üretiminde 100.000 tonlara geleceğiz de 100.000 tonlara geldikten sonra belki o zaman ceviz fiyatı düşecek. Ben size söyleyeyim, bunun için en az 50-60 yıla ihtiyacımız var. En az. Ve yine de düşmeyeceğine inananlardanım. Çünkü ceviz tüketimi sadece Türkiye'de değil, dünyada artarak ilerliyor. Ve her zaman açık söyleyeyim, üretici tarafından arz olduğu sürece tüketici tarafından talebin de olacağı bir ürün olarak ilerliyor. Oğlum yapma, ses geliyor buraya. Ondan dolayı da ceviz fidanı, ceviz bahçesi kurarken hakkını kurarak dikin ve kesinlikle karşılığını alacağınızdan da emin olun. Bugünkü programda İlk yıl ceviz fidanında tepe vurumu nasıl yapılır onu anlattık. Üzerine biraz hasbihal ettik ceviz üzerine. Umarım faydalı bir program olmuştur sizler için. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi günler diliyorum.